Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün bu dönem sizlerle beraber işletme ilkeleri dersini işlemeye çalışacağız. Umarım verimli ve size yararlı bir ders olur. Kafanıza takılan olursa soru sormak isterseniz her zaman soru sorabilirsiniz ve yazabilirsiniz. Ben buradayım, açıklamaya da çalışırım. Bugün işletme İlk ünitesine bir göz atacağız. Bu ünitede işletme ve işletmecilikle ilgili kavramlar özellikle göz önüne ve bu kavramlara göz atarken aslında temel kavramların neler olduğunu, yani aslında işletmecilik ilkeleri dersi bir temel ders. İşletme bölümünde okuyorsanız, iktisatta okuyorsanız, ÇEKO'da okuyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz ki işletmeler aslında ekonomimizi sürdüren, geliştiren, iş bulduğumuz, ülkemizi iyi bir yerlere taşımaya çalıştığımız, yurt dışına çalıştığımız birimler, kurumlar olarak karşımıza çıkmakta. O yüzden ilk önce işletmenin ne olduğunu bilmeliyiz ki daha sonradan karşımıza çıkan bütün o fonksiyonlarda olsun, terimlerde olsun neyle karşı karşıya kaldığımızı bilelim. Bu dersin sonunda işletme kavramı ve işletmeciliğe ilişkin temel kavramları, bunlar içerisinde tabii kavramlardan göreceksiniz hangi kavramlardan bahsettiğimizi, bunları artık açıklayabileceksiniz. İşletmeciliğin tarihsel gelişimine bir göz atacağız. Acaba tarihsel gelişimde ne gibi süreçlerden geçilmişti? İşletmeler bugünkü durumuna gelmiş. Ayrıca günümüz işletmelerinin karşı karşıya kaldığı gelişmeler ya da ilişkiler neler? Amaçları neler işletmelerin? Tamam, işletme var dünyamızda. İşletmeler kuruluyor. Ama amaçları neler? Ekonomik ve ekonomik olmayan olmak üzere iki türlü amaçları var. Bu amaçlar neler acaba? Bunlara göz atacağız. Ve son olarak da işletme fonksiyonlarıyla bu dersimizi tamamlamış olacağız. Şimdi işletme dediğimizde şunu kesinlikle kafanızdan çıkarmayın, yani unutmayın. İşletmelerin temel amacı, kurulma amacı, yer almalarının tek amacı kar elde edebilmek, para kazanabilmek. İşletmeler kurulduğunda para kazanmayı amaç ediyor, amaçlıyor. Tek amaçları bu ama ayrıca bu amacını yerine getirebilmesi için ne yapması lazım? Biz insanların, müşterilerin, tüketicilerin hizmetlerine ihtiyaçları olan, gereksinim duydukları mal ve hizmetleri üretmeleri lazım ya da satmaları lazım. Kâr amacı güdecek, insanların istek ve ihtiyaçlarını yerine getirebilmek için mal ve hizmet üretecek ya da satacak. Bu tür kurumlara, örgütlere, organizasyonlara biz işletme diyoruz arkadaşlar. Şimdi örgüt dediğimiz kavram da, şimdi biliyorsunuz ki artık öyle bir dünyada yaşıyoruz ki bir kişinin onu sürdürebilmesi, yönetebilmesi çok zorlaştı. Tek başına amacını gerçekleştiremeyecek. Bu yüzden kişiler, bunlar genellikle işletme sahipleri olabilir, girişimciler olabilir, fikri olup işletme kuran kişiler olabilir. Bu tür insanlar başkalarıyla bir araya gelip, başkaları dediğimiz mesela sermayesi yetmeyebilir, başka birine ortak olabilir. Ya da çalışanları olabilir. Farklı farklı çalışanlar işletmesini alabilir. Başkalarıyla bir araya gelerek, birleştirerek gerçekleştirmelerini sağlayan bir araya geliyorlar, işletmeyi kuruyorlar. Bu işletmeyi kurarken de iş bölümü ve koordinasyon yaptıkları anda buna biz örgüt ya da organizasyon diyoruz. Yani işletmeler kar amacı güden ve kar amacı gütmeyen olmak üzere iki türlü örgütler olarak karşımıza çıkmakta. Hocam ama en büyük, en temel amaçları kar elde etmek dediğiniz başlangıçta. Evet, şunu unutmayın.
kar amacı gütmeyen örgütlerin bile amaçlarında yine para kazanabilmek, bir şekilde o parayı elde edebilmek var. Neden? Şimdi bu tür kuruluşlar devlet işletmeleri, kamu kuruluşları ya da sivil toplum kuruluşları. Ama amaçları kar elde etmek olmasa da faaliyetlerini hem kimlere yardım etmek istiyorlarsa sivil toplum kuruluşu, o yardımı sağlayabilmek için mutlaka belli bir sermayeye ihtiyacı olacak. Faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için paraya ihtiyaçları olacak. Yani her halükarda kar amacı güçsün, kar amacı gütmesin. Birinde kar amacı var, birinde yok. Ama hepsinde paraya ihtiyaç var arkadaşlar, faaliyetlerini yerine getirebilmek için. Tabii gelir ve kar elde etmeyecek anlamına gelmiyor bu tür işletmelerinde. Yani devlet işletmeleri kar elde etmiyor mu? Gelir elde ediyor, para kazanıyor. Ya da sivil toplumlar para kazanmıyor mu? Para kazanıyor. Ha, ince nokta ne? Kar elde etmek amaç değil, bir araç. Araç derken tekrar söylüyorum, faaliyetlerini yerine getirebilmek için, işte giyime ihtiyacı olan kişilere giyim alabilmek için, okumaya ihtiyacı olan kızlar için okula gönderebilmek için yine sermayeye, yine paraya ihtiyaç var. Bu tür faaliyetlerin devamını sağlayabilmek için dediğimiz gibi gelire ihtiyacı olan ama amaçları kar elde etmek olmayan işletmeleri de kar amacı gütmeyen örgütler denilmekte. Kar amacı güden ve kar amacı gütmeyen işletmelere bir göz attık. Şimdi bir de bu işletmelerin bazı özellikleri bulunmakta. Bu özellikler arasında ilki, işletmeler maliyeti olan kaynakları kullanan, bu nedenle ekonomik ve verimli çalışmak zorunda olan birimler olarak tanımlanmış. Ne demek istiyoruz? İşletmelerin, baştan söyledik, amaçları kar elde edebilmek ya da gelir elde edebilmek ya da faaliyetini sürdürebilmek için parayı elde edebilmeleri, sermaye elde edebilmelerinden bahsediyoruz. Ancak şöyle bir durum var ki, bunu yerine için o parayı elde edebilmek için, üretimi yapabilmeleri için ya da satışı yapabilmeleri daha fazla çalışmaları lazım. Verimli çalışmak zorundalar. Daha fazla para kazanabilmek için, daha iyi bir yere, yerde olabilmek için. Ekonomik dediğimiz kısımda en az parayla daha çok üretim elde edebilmek, en az parayla daha fazla satış yapabilmekten bahsediyoruz. Ekonomiklik derken sermayelerini çok iyi kullanabilmekten, sermayelerini arttırabilmekten bahsediyoruz. Tabii bunun yanı sıra işletmelerin girdileri üretim faktörleri olarak karşımıza çıkıyor. Üretim faktörleri dediğimiz faktörde doğal kaynaklar var, sermaye var, insan iş gücü, teknoloji, hava, su, toprak, bunların hepsi üretim faktörleri olarak yer almakta, işletme girdileri olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi bu girdiler çevre unsurları ile çıktılarına verdikleri müşteri çevresi arasında aracı durumda. Ne demek istiyoruz? Şimdi bu girdileri biz dışarıdan alıyoruz. Sermayeyi de dışarıdan alıyoruz. O sermaye bizde olabilir ama insan gücünü dışarıdan alıyoruz. Yeni bir işletme kuracağız. Yeni insanları kendimize alacağız. Bunun yanı sıra diyelim ki ham maddi ihtiyacımız var. Masa üreteceğiz. Masanın ham maddesini odun. Odunu dışarıdan alıyoruz. Çevre unsurları bu tür girdileri etkiliyor. Nasıl etkiliyor? Diyelim ki çevrede olan herhangi bir değişiklik. Ham maddemiz dediğim gibi odundan masa yapacağız ama yeterli ağacımız kalmayabilir. Ya da diyelim ki salça fabrikasıyız.
Domates üreteceğiz. Domates bir girdi salça fabrikası için üretim faktörü bir ham madde. Bu ham madde eğer üretilmezse, yeterli yağmur olmazsa, yeterli derecede üretilmezse bu tür çevre unsurları yine işletmeleri etkileyecek. Şimdi salçayı elde ettik. O salçayı müşterilere satabilmemiz, pazarlayabilmemiz, onların bizi tercih etmeleri yine işletmeler aracılığından olacak bir durum olarak karşımıza çıkmakta. İşletmenin içinde bulunduğu ortama baktığımızda ise özellikle çevre dediğimiz unsur. Çevre dediğimizde şundan bahsediyoruz. İki türlü çevre var. Bir iç çevre var, bir dış çevre var. İç çevre, işletmenin kendi içerisinde bulunan kişiler, çalışanlar, ortaklar, sermayedarlar. Yani işletmenin kendi içi, ailesinden bahsediyoruz. Kültürü, örgüt yapısı. Bir dış çevre var. Bizde örgütün, işletmenin dışındaki her türlü unsur. Devlet, müşteri, tedarikçi, diğer işletmeler, rakipler. Bunların hepsi dış çevre oluşturuyor. Ayrıca teknoloji. Bunların İşletmeler üzerinde bir etkisi var. Ürettiği ürünler bizden daha iyi bir durumdaysa, bizden daha iyisi, müşteriler onları tercih edebilir. Bu da bizim elde edememize sebep oluyor. Ya da çevrede olan değişikliklerden en başta mesela teknolojinin değişmesi. Teknolojinin değişmesiyle beraber işletmeler bu teknolojiye uyum sağlamak zorundalar arkadaşlar. Daha kaliteli ürünler elde üretebilmek için, müşterilerine daha fazla iyi ürünler sunabilmek için, müşterilerini daha iyi tanıyabilmek için, yeni ürünler üretebilmeleri için, daha yaratıcı olabilmeleri için bu değişime ayak uydurmak zorundalar ki faaliyetlerini sürdürebilsinler, kar elde edebilsinler. Şimdi tabii baktığımızda işletmeler sadece input dediğimiz şey girdi sağlayan çevre unsurları ve girdiye verdikleri çevre unsurlarıyla değil, işletme faaliyetlerinden direkt veya endirekt etkilenecek tüm diğer dış çevre unsurlarından da etkilenmekte ve onlarla birlikte çalışmak zorunda, sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde uyumlu çalışmak zorunda. Sosyal sorumluluğu daha sonraki ünitelerde detaylıca bakacağız ama sosyal sorumluluk kaynağı yine de aklınızda bulunsun. 1800'lü Amerika'da ortaya çıkmış. Şimdi Amerika'da işletmeler, büyük işletmeler daha da büyümeye başlamış. Büyümeye başlamışlar, çok fazla kar elde ediyormuş. Ama bu kar elde etmeleri topluma yararlı oldukları anlamına gelmiyor. Bu yüzden de toplumdaki kişiler şöyle demeye başlamışlar. Ya tamam işletmeler kar elde ediyor da bize yararı ne? Tamam ürün üretiyorlar, hizmet veriyorlar, satış yapıyorlar ama bizim istek ve ihtiyacımızı karşılıyorlar ama bu yeterli değil. Biz onlara daha fazla para kazanıyoruz ama onlardan bize hiçbir geri dönüş olmuyor. Birdenbire İşte almamaya, onları tercih etmemeye başlıyorlar. Ve büyük işletme sahipleri bir araya gelip diyor ki ya bizim bunun çözümlerimiz lazım. Onları bir şekilde mutlu etmemiz lazım. Memnun etmemiz lazım ki bizden alış satın almaya devam etsinler. Ne yapabiliriz? Bir şekilde karımızı onlarla paylaşmamız lazım. Ama direkt değil. Okul kurarak, kütüphane kurarak, ihtiyacı olan kişilere yardım ederek, onların o istek ve ihtiyaçlarını, farklı istek ve ihtiyaçlarını karşılayarak sosyal sorumluluk anlayışını ortaya çıkarmışlar. Bildiğini insanlara yardım edebilmekten, onların değişik istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmekten bahsediyoruz. Ama şunu unutmayalım, bu sosyal sorumluluk yapan işletmeler sadece ve sadece iyilik yapmak için değil,
Ayrıca bu sosyal sorumluluk kavramıyla beraber aslında müşterilerin işletmelere bakış açıları değişiyor. Onlardan daha fazla alışveriş yapmak istiyoruz. Onlara katkı vermek istiyoruz. Yani aslında bir bakıma bu sosyal sorumluluk anlayışıyla beraber işletmeler hem kendi reklamlarını daha fazlalaştırıyorlar, belki de müşteri sayıları da artabiliyor ve karları da artabilmekte arkadaşlar. İşletmeler temel amacı kar elde edebilmek cepte, ama bu kar elde edebilmek için toplumun, insanların, müşterilerin, tüketicilerin istek ve ihtiyaçları olan mal ve hizmetleri üreten birimler olarak karşımıza çıkmakta. Ayrıca işte sağlayan birimler olarak da gözümüzün önüne gelmekte. İstihdam ne demek? Bulunduğumuz bölgede, şehirde, ülkede çalışmak isteyen kişilere iş sağlayabilme ortamı yaratan birimler olarak karşımıza çıkmakta. İşsizliği engelleyebilme olasılığı da olan, yani bir bakıma belli oranda düşürmeyi sağlayan birimler olarak karşımıza çıkmakta. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki rekabet çok yoğun arkadaşlar. Rekabet yoğun derken çok fazla işletme var. Ve bu işletmeler kendi ürettiklerini satabilmek için ya da hizmet verebilmek için işletmelerle bir şekilde yarış içerisine girmek zorunda. Farklı ürünler üreterek, yenilikler yaparak, bu yenilikleri ya da farklı ürünleri yapabilmeleri için de araştırdıktan sonra elde ettikleri o raporlardan ellerindeki ürünleri ya farklılaştırarak ya da yeni ürünler geliştirerek ancak rekabet ortamında kalabiliyorlar. Çok büyük işletmelere bakın. Mesela Apple, mesela Samsung. Her iki işletmede rakipler, ama bunun yanı sıra bütün dünyada tanınıyorlar ve hala da ürünlerini farklılaştırmaya, geliştirmeye, yeni yenilikler katmaya devam ediyorlar. Çünkü rakiplerinin onlara yetişmelerini istemiyorlar. Piyasada tek olmak istiyorlar ve bu üstünlüklerini de ellerinde tutmaya çalışıyorlar. Ülke ekonomisine katkıda bulunan birimler olarak karşımıza çıkıyor. Ve ülke ekonomisine katkıda bulunurken, dediğim gibi yeniliklerle, yenilikler yaparak, müşterilerini arttırarak, rakiplerinin önüne geçerek, tanınırlıklarını arttırarak ülke ekonomisine yardım sağlayan birimler olarak karşımıza çıkmakta. Ve üretim faktörlerinden demin bahsettik, hani girdiler diye bahsederken, sermaye, ham madde, iş gücü, hava, su, toprak, elektrik, bunların hepsi birer üretim faktörü olarak karşımıza çıkmakta. Ama bu üretim faktörü edebilmekteler. Yani belli bir bedel karşılığında alabiliyorlar. Örneğin demin salça fabrikası dedik. Eğer işletme kendi tarlasına sahip değilse eninde sonunda o domatesi başka birinden elde etmek zorunda. Bir tedarikçiden elde etmek zorunda. O yüzden ona belli bir ücret, belli bir bedel ödemek zorunda. Bu yüzden de hani faiz geliri olsun, kâr elde etmek olsun, emek sahibinin ücretini ödemek olsun, bütün bu unsurları içerisinde barındıran bir birimden bahsetmekteyiz. Şimdi baktığımızda ilk işletmeler kurulduğunda işletmeler genellikle tarım topluluğundaydı. Ne demek istiyoruz? Sadece ve sadece bir şeyler yetiştiriyorlar. Tarımla uğraşıyorlar. Ancak sanayi toplumuna geçildikten sonra, yani fabrikalar kurulmaya başlandıktan sonra, bu fabrikalarda makineler kullanılmaya başlandıktan sonra hizmet sektörünün de ağırlıklı olduğu,
Ama sanayi toplumunda ağırlıklı olduğu bir toplumda yaşıyoruz artık. Bu toplumda neler var? Üretim işlevleri yer almakta. Üreten, yani üretim derken ister kimyasal olsun, ister fiziksel olsun, ham maddeleri belli bir herhalde. Ayrıca sosyal sorumluluk ve etik değerlerin uygulanmasının net olarak görüldüğü birimlerde işletmeler olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi işletmeleri iyi tanımlayabilmek için ilk önce ihtiyaç kavramını çok iyi anlamamız lazım. İnsanların istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için diyoruz. Üretim faktörlerini, ürün kavramını, üretim faktörlerini bir araya getirerek ürün üreten girişimciyi açıklayabilmek çok önemli bu durumda. Bu da işletmeciliğe ilişkin temel kavramlar olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi ihtiyaç kavramı ilk defa psikolog Abraham Maslow tarafından ortaya çıkmış. İnsan ihtiyaçlarının nasıl ihtiyaçlar olduğu ile ilgili bir araştırma yapmış ve sınıflandırma içerisine girmiş. Bu sınıflandırma beraber gördüğünüz şekilde bir hiyerarşi var. En dip ihtiyaç. Fizyolojik ihtiyaçlar bizim hayatımızı sürdürebilmemiz için. Hayatımızı sürdürebilmek derken hayatta kalabilmemiz için ihtiyacımız olan en temel unsurlardan, faktörlerden bahsediyoruz. Açlık, susuzluk, uykusuzluk, bunların hepsi bakın bizim daha sağlıklı hayatımızı idame ettirebilmemiz için gerekli olan faktörler olarak karşımıza çıkmakta. Abraham Lincoln yaptığı araştırmada demiş ki, ilk önce insanlar karınlarını doyurmalı, susuzluklarını geçirmeli ve iyi bir uyku çekmeli. Bunlara ihtiyaçları var bir şey. Okey, karnım tok, susuz değilim, uyku aldım. Ama hala bende bir açlık var, bir ihtiyaç var, bir gereksinim var. Ne? Güvenlik ihtiyacı. Şimdi güvenlik dediğimiz kısım, biliyorsunuz ki biz insanlar tehlikelerden kendimizi korumaya çalışıyoruz. Daha sağlıklı bir yaşam içerisinde hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Tehditlerden kaçınmaya çalışıyoruz. Nasıl yapacağız biz bu iyi peki? Ya sigorta alıyoruz. Ya arabamıza kasko ya da sigorta yaptırıyoruz. Hırsızlara karşı sigorta yaptırıyoruz. Daha dikkatli yürümeye çalışıyoruz. İşte spora gidiyoruz. Ne bileyim yangına karşı işte yangın söndürücüler alıyoruz. Yani bir şekilde kendimizi almaya çalışıyoruz. Evet evimdeyim ama güvende miyim? O zaman kamera taktırayım ya da alarm sistemi taktırayım. Çünkü yani arabayla yola çıkıyorum. Acaba kaza olur mu olmaz mı? Tedirgin hissetmek istemiyorum. Ya da sağlıklı mıyım? Ne bileyim, herhangi bir sağlık problemiyle karşılaşmam için neler yemem lazım? Nasıl bir yürüyüş mü yapmam lazım? Neye yönelmem lazım? Bütün bu ihtiyaçlar güvenlik ihtiyacı olarak karşımıza çıkmakta. Güvenliğimi de sağladım ama hala bir şeye ihtiyacım var. Sosyal ihtiyaçlar olarak karşımıza çıkmakta. Sosyal ihtiyaçlar dediğimiz şey her insanın, daha doğrusu şöyle diyeyim, her canlının sevgiye ihtiyacı var. Sevgi derken sadece ve sadece eşinizden, sevgilinizden ya da sevginizden değil, arkadaşlarınızdan, ailenizden, iş yerinizdeki arkadaşınızdan, iş yerinizdeki gruptan, yöneticilerinizden, işte apartmandaki komşularınızdan, her türlü sevgiden bahsediyoruz. Yani kendinizi bir gruba ait hissetmek istiyorsunuz, kendinizi bir arkadaş topluluğunda hissetmek istiyorsunuz, oradaki sevgiye ihtiyacınız var, sosyalleşmek, konuşmak, paylaşmak, gülmek, onlarla birlikte
dolaşmak, bir şekilde zaman harcamak istiyorsunuz. Okey. Sosyal ihtiyaçlarım da tamam. Bakın, aç değilim, susuz değilim, uykusuz değilim, güvenliyim. Sosyal ihtiyaçlarım var ama hala ihtiyacım var. Neye? Bu sefer saygınlık ihtiyacı. Saygınlık ihtiyacı dediğimiz şey, iş yerinde ya bir toplulukta takdir edilebilme, prestijini gösterebilme, prestij kazanabilme, unvan kazanabilme. Yani ben bir yere girdiğimde insanlar beni sevmeyebilir. Girdiğimde, insanlarla karşılaştığımda ya da tanıştığımda insanların bana saygı göstermesini istiyorum. İnsanlar beni bilsin, bana saygı göstersin. Beni takdir etsin yaptıklarımdan dolayı. İster davranışlarımdan, ister yaptığım işten dolayı, ister geldiğim aileden dolayı, ister aldığım eğitimden dolayı. Ama takdir edilmek istiyorum. Ve Maslow yaptığı son araştırmada kendini gerçekleştirme, kendini tanımlama ihtiyacı, başarma olarak son beşinci en üst tabaka yer alıyor. Burada arkadaşlar, yani açıkça fikrimi söyleyeyim. Birçok bu ihtiyacını tamamladığını zannetmiyorum. Neden? Kendini gerçekleştirme ya da tamamlama ihtiyacı şöyle bir şey. İnsanları olduğu gibi kabullenebilme, yargılamama, kızmama, insanlarla çok her türlü insanla, hiç fark etmez. Her türlü insanla çok iyi anlaşabilmek, onları olduğu gibi kabullenebilmekten bahsediyoruz. Bakın bu da bir ihtiyaç. Sinirleniyoruz, üzülüyoruz. Bu kendini tamamlama ihtiyacında, gerçekleştirme ihtiyacında bu yıl. Tamamıyla kendinize dönüksünüz, kendinizi çok iyi tanıyorsunuz. Zayıflıklarınızı, üstünlüklerinizi, açıklarınızı, her şeyiniz. O yüzden hani Türkiye'de Mevlana'ya örnek verebiliriz. O kendini tamamlamış, kendini gerçekleştirmiş bir insan olarak örnek verilebilecek insanlardan bir tanesi. Çünkü kim olursa ol gel diyen bir insan. Yani insanları olduğu gibi kabul eden. Hangi dinle, hangi ırktan, hangi ülkeden, hangi şehirden. Hiç fark etmiyor. Kim olursa ol gel. Yani bu tür ihtiyaç hala hepimizde var. İnsanları olduğu gibi kabul etme kısmında zorluk yaşıyoruz. Bu ihtiyaç çoğu insanda daha henüz kabul edilmemiş ama ihtiyaçları arasında yer almakta. Üretim faktörlerine geldiğimizde ise demin de bahsettiğim gibi doğal kaynaklar, sermaye, emek ve girişimcilik olarak yer. Kaynaklar hava, su, güneş, sermaye, paradan bahsediyoruz ama bunun yanı sıra sermaye sizin üstten Maslow'un piramidi olarak geçmekte ya da siz nasıl şey yapıyorsunuz? Sermaye dediğimizde tabii çok çabuk çevrilebilecek işte bina, araç gereç, teknoloji, her şey bu işin içerisinde. Emek dediğimizde insan gücünden bahsediyoruz. İnsanların üretime katkısından, insanların işte ekmek yaparken hamuru yoğurması, hamuru bir araya getirmesi. Ya bir emek var. Emekten bahsediyoruz. Ve son olarak girişimcilik dediğimiz şey, kavram. Şöyle bir kavram arkadaşlar. Şimdi girişimci bir arzusu var, bir isteği var, bir düşüncesi var. Bu arzusu ve isteğini ortaya çıkarmak istiyor. Çok teşekkür ederim. Rüstem kendine iyi bak. Ve bu istek ve arzusunu ortaya çıkarabilmek için bir fikrim var. O fikri ben hayata geçirmek istiyorum. Fikrim var, sermayem var ve bir işletme kurmak istiyorum. Ama niçin? Bakın, temel kar elde edebilmek. Ama
şey var ki yapabilmek için riski göz almak lazım. Risk dediğimiz şey şu. İşletme kuracak ama devam ettirebilecek mi? Bilemiyoruz. Büyük bir ayesi var, fikri var, tamam ama acaba müşteriler bunun ürünü ya da hizmetlerini alacak mı? Şunu düşünecek. Para kaybetsem de önemli değil. Ben bunu yapacağım diyebilmesi lazım. Riski üstlenen kişi dediğimiz kısım burası arkadaşlar. Şimdi peki bir insan neden girişimci olmak ister? Tabii ki para kazanmak için. Bunun yanı sıra diyelim ki atasından dedesinden işletme var. Yoluyla kendisine kalabilir ama aynı işletmeyi sürdürüp farklılaştırmak isteyebilir. Bunun yanı sıra birçok öğrencimde gördüğüm şey şu. Ben kimsenin emri altında çalışmak istemiyorum hocam. Diyenler var. Yani kendi işini kurmak isteyebilir. Ayrıca bakın demin onlardan bahsettik. Saygınlık görebilmekten bahsettik. Bu da bir ihtiyaçtır. İşte bu ihtiyaç itibar elde edebilmek için. Ha işte şu işletmenin kurucusu, şu işletmenin sahibi. Bu bir itibardır. O itibarı elde edebilmek için de girişimci olmak isteyebilir. Itibardır. Daha önceden bu ürün işletmeye sunulmamıştır. Böyle bir ürün yoktu. O ürünü, o icat ya da buluşu ortaya çıkarabilmek için işletme kurmak isteyebilir. Ya da iş arıyor insanlar, arıyor bir türlü iş bulamıyorlar. Ve sonucunda bir iş açayım en iyisi. Yani bugün işte ben iş bulamayacağım. En iyisi ben bir iş kurayım deyip iş sahibi olabilme olasılıkları da yer alabilmekte. Girişimciliğe baktık. Sıra mal, hizmet ve kolayda mallara geldi. Mal dediğimiz üretim faktörlerini tedarik ederek üretim sürecine tabi tutulmaları sonucunda elde edilen. Niçin elde ediyoruz? İnsan istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için. Ama somut ürünlerden, somut maddelerden, somut unsurlardan yani elle tutulur, görülür. Unsurlardan bahsediyoruz mal derken. Hizmet ise tamamıyla soyut bir kavram. Mallar bedenimize iyi gelirken ihtiyaçlarımızı işte karnımızı doyurmak için işte susuzluğumuzu gidermek için aldığımız ürünlerden bahsediyoruz. Hizmette ise ruhumuza iyi gelecek. Ruhumuzun giderebilecek unsurlardan bahsediyoruz. Bunlar soyut kavramlar hizmet. Yani mal gibi elle tutulur, gözle görülür değil de ruh ne bitiyor? Faaliyet mesela. Eğitim bir hizmet. Şu anda eğitim alıyorsunuz. Bittikten sonra elinizde bir şey kalmayacak. Ama diyelim ki bu dersin kitabını alırsanız kitap bir mal olarak size ulaştırılıyor. Somut bir kavram oluyor. Kolayda mallara geldiğimizde ise biz müşterilerin ya da tüketicilerin. Neden? Ve çok para harcamadan düşük fiyatla alabildiğiniz ürünlere diyoruz. Örnek ekmek. Her yerden bulabilirsiniz. Ve baktığımızda daha düşük fiyatla karşımıza çıkabilmekte. Beğenmeli mallara geldiğimizde ise kolayda mallara göre daha farklı. Fiyat ve kalite karşılaştırması yaparak satın alınan ürünlerden bahsediyoruz. Bunların alternatifleri var. Fiyat bakımından yüksek olabilir. Düşük karşılaştırma yapmak zorundayız. Mobilya, ev eşyaları, giyim eşyaları kişiden kişiye değişebilmekte.
O yüzden hani kişiler fiyat ve kalite karşılaştırması yaparak ya da beğenilerine göre bunları seçebilmekteler. Şimdi gelelim işletmenin tarihsel gelişimine. Şimdi ilk gelişim klasik yönetim karşımıza çıkmakta. Şimdi burada işletmeler genel olarak insan unsurunu ve dış çevreyi göz ardı etmişler. Ne demek? İnsanları robot gibi görmüşler. Tek düşünceleri daha yapmak, çünkü kar elde edebilmek var. Sadece ve sadece tek düşünceleri kar elde edebilmek. Çalışanlar mutsuz mu? Saatlerinden dolayı kendilerine mutsuz hissediyorlar mı? Yorgunlar mı? Değiller mi? Umurlarında değil. Dış çevrede herhangi bir kriz var mı? Ne bileyim, savaş çıkmış mı? Deprem olmuş mu? Umurlarında değil. Tek düşündükleri şey üretim. Daha fazla üretim, daha fazla üretim, daha fazla üretim. Ha, sonucunda yalnız tamam belli bir yere kadar verimlilik elde etseler bile daha sonradan o verimliliğin düşmeye başladığını görmüşler. Bunun üzerine klasik yönetim düşüncesi ortaya çıkmış. Örgütün performansının çalışanların motivasyonu ile yükselebileceği, yani verimliliği, evet eskiden verimlilik yüksekti ama şimdi düşmeye başladı ya klasik yönetim teorisinde, insanları göz ardı etme. Onların düşüncelerini, istek ve ihtiyaçlarını, çalışanların, insanların derken. Acaba nasıl çıkarabiliriz diye noktasına geldiklerinde aslında çalışanların motivasyonunu, bu motivasyonu sağlamak parayla olabilir, iyi bir masa vererek olabilir, onlara farklı yaklaşarak olabilir. Motivasyon, insanı motive edebilecek çok faktör var arkadaşlar. İlişkiler, yani iletişim. Kişilerin birbirleriyle iletişimi, çalışanların birbirleriyle, yöneticilerin çalışanlarla iletişimi çok önemli. Çalışanını tanıyabilmesi ve liderlik üzerine inşa edilen bir yönetim yaklaşımından bahsediyoruz. Ve bu yönetim yaklaşımında diyebilmek önemli. Çalışan kapasitesini, yani verimliliğin en yüksek nasıl elde edebiliriz verimliliklerini? Örgüt yapısı ve çalışanların davranışları arasında nasıl bir ilişki var? Örgüt yapısı hiyerarşik mi olmalı? Yatay mı olmalı? İşte matris mi olmalı? Nasıl bir örgüt yapısına ihtiyacımız var? Ve örgüt içindeki çalışanların ilişkileri, iletişimleri, işte grup içerisine giriyorlar mı? Beraber zaman geçiriyorlar mı? Bunlar motivasyonlarını arttırıyor mu? İletişim, liderlik, motivasyon, değişim, çatışmalar, ihtiyaçlar, davranışların değişmesi arasındaki ilişkiler, bunlar birbirlerini etkiliyor mu? Motivasyon, davranışları etkiliyor mu, etkilemiyor mu? Liderlik, motivasyon, ikisi beraber nasıl etkiliyor? Klasik teorinin insan unsurunu dışarıda bırakıp sadece ve sadece üretime, verimliliğe bakan bakış açısına yeni bir boyut olarak insanın tatmin olması olarak karşımıza çıkmakta. Yine sistem yaklaşımı geldi işin içerisine. Sistem dediğimizde genel olarak bir amaca ulaşabilmek için birbirine bağlı, bağımlı ilişkiler içerisinde olan parçalardan bahsediyoruz. Bu parçalar beraber çalışıyorlar ve o zaman sistem daha başarılı oluyor. En basit sistem vücudumuz. Peki bu parçalar ne vücudumuzda? Beynimiz, karaciğerimiz, midemiz, dalağımız, kalın bağırsağımız, kalbimiz, hepsi sistemin birer parçası ve bu parçalar birbiriyle bilmekte. Niçin çalışıyorlar? Bizi ayakta tutabilmek için. Bizi
hayatta tutabilmek için. İşletmelerde de bir sistem yaklaşımı var. İşletmeler de belli parçalardan oluşmakta ve bu parçalar uyumlu bir şekilde çalışabildiğinde ancak ve ancak başarılı olabilmekte. Durumsallık yaklaşımına geldiğimizde ise örgütler için tek doğru yoktur diyor bu yaklaşım. Ne demek istiyoruz? Şimdi öyle bir durum içerisinde olabiliriz ki o duruma göre alınan kararlardan, o duruma göre alınan planlardan, o duruma hangi işte krizdeysek nasıl hareket edeceğiz? Ne bileyim savaştaysak nasıl kararlar vereceğiz? Ona göre farklı düşünceler, farklı yaklaşımlar içerisinde olduğumuz bir durumdan bahsediyoruz. Mesela durumsallık yaklaşımı şöyle bir şey arkadaşlar. Yani bazen geçmişe bakıp ya ben bu kararı nasıl vermişim dediğimiz kararlar olabilir. Ben de aynı şeyi hissediyorum. Ama o zaman işte o andaki durumumuz neyi gerektiriyorsa o kararı almışızdır, o planı yapmışızdır. Durumsallık yaklaşımında da böyle bir şey var. İşletmeler çevreye bakıyor, kendilerine bakıyor. O anda hangi kararı almaları gerekiyorsa, o anda hangi durumdalarsa ona göre planlar ya da kararlar alıp ona göre yollarına devam ediyorlar. Modern sonrası yönetim teorisine geldiğimizde ise burada tek bir yaklaşım ya da tek bir teknik yok. Birkaç teknik ve birkaç yaklaşım hep bir arada bir işletmede bulunabilir. Toplam kalite yönetimi, öz çekirdek ya da temel yetenek, dış kaynaklardan yararlanma ve şebeke organizasyonlar bu modern sonrası yönetim teorisi içerisinde yer almakta ve hala günümüzde bu yaklaşımlar yer almakta ve sadece bir tanesi değil, birkaç tanesi işletmenin içerisinde yer alıyor arkadaşlar. Şimdi karşı karşıya gelen, günümüzde işletmelerin karşı karşıya geldiği gelişmelere baktığımızda ise ilki küreselleşme, inovasyon ve sosyal sorumluluktan bahsediyoruz. Küreselleşme dediğimiz olgu, internetin hayatımıza girmesiyle beraber, hayatımıza girmesi derken dünyada internet kullanımıyla beraber aslında sınırlar ortadan kalktı. Sanal dünyadaki sınırlar, böyle fiziksel sınırlardan bahsetmiyoruz. Hala Azerbaycan'ın Türkiye arasında bir sınırı var haritada. Ama bakın internetten eğitim verebiliyoruz, sınırı yok. Birbirimizle karşı karşıyayız, eğitim verebiliyorum. Bu küreselleşmenin getirdiği iyi yönler bir tanesi. Ve aslında küreselleşme sadece ticareti değil, neye sebep oldu? Dünyayı küçülttü. Kültürlerin birbirine benzeşmesine, yaklaşmasına sebep oldu. Trans sınırlar aslında ortadan kalktı. İnsanlar birbirleriyle daha fazla görüşmeye başladı. Amerika'daki ne yediğini görebiliyoruz, ne içtiğini görebiliyoruz, nasıl davrandığını görebiliyoruz, neyi tercih ettiğini görebiliyoruz. İstediğimiz ürünü, istediğimiz hizmeti internete girip istediğimiz yerden, istediğimiz saatte getirtebiliyoruz. Rekabete geldiğimizde ise iki birim arasındaki yarıştan bahsediyoruz. Rekabet bir yarış arkadaşlar. Şimdi burada çalışan bireyler arasında olabilir, bölümler arasında olabilir, aynı sektörde faaliyet gösteren işletmeler arasında olabilir, üniversiteler arasında, belediyeler arasında, şehirler arasında rekabet olabilir, yarış olabilir arkadaşlar. Küresel değişen teknolojiler yüzünden aslında bu yarış çok fazlalaştı ve her geçen gün de artmakta. Ve işletmeler arasındaki bu rekabet yüzünden işletmeler yeni ürün ya da hizmetleri üretmek zorunda kalıyor. Çünkü müşteriler artık istek ve ihtiyaçları da değişebilmekte. Nasıl değişiyor? İnternete giriyoruz, her gün yeni karşılaşabiliyoruz. Ve her gün fikrimiz değişebiliyor. O yüzden hani ürünlerin kullanılma süresi de çok azaldı.
yeni ürün çıktığı için o yeni ürünü hemen elde etmek istiyoruz. Mesela cep telefonları. Eskiden cep telefonu alındığında en azından bir 5 sene kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi her 6 ayda bir yeni bir ürün ortaya çıkıyor ve gerçekten insanlar o yeni ürünü elde etmek istiyorlar. Çünkü istek, ihtiyaçları, beklentileri değişiyor. Rekabette 4 tür piyasa var. Biri tam rekabet, ikincisi tekel, üçüncüsü tekelci rekabet, dördüncüsü de oligopol olarak karşımıza çıkmakta. Tam rekabette çok sayıda küçük firma var ve bu firmalar benzer ürünler satıyor. Yani diğer firmalar tarafından satın ürünlere çok benziyor. Mesela giysi üreten çok firma var. Ya da yiyecek üreten, peynir, ne bileyim, yağ üreten çok firma var. Bunlar tam içerisinde birbirleriyle rakipler, aynı ürün üretenlerden bahsediyoruz. Tam zıt her pazara geldiğimizde ise bir firma tüm pazara hakim. Oldukça zor. Bu istenilen bir şey değil arkadaşlar. Neden? İşletme diyor ki ben tek işletmeyim. Tek ekmek üreten işletmeyim. Ben ekmeği sana 100 manata satmak istiyorum. 100 manat çok diyorsun. Ben tek işletmeyim. İstiyorsan al, istemiyorsan alma diye. Tek işletme olmanın zararlarından bir tanesi. İstediği ürünü, istediği fiyata satabilir. Aslında müşteriler mesela ekmeği almak zorundalar. Bunu da biliyor. Çünkü karınlarını doyurmak zorundalar. O yüzden tekelleşme çok da tercih edilen bir işletme türü değil aslında. Rekabet türü değil daha doğrusu. Tekelci rekabet pazarına geldiğimizde ise pazarda birçok işletme var. Ve birbirlerinin ürünleri yerine geçebilecek farklı ürünler sunuyorlar. Çay yerine kahve, pirinç yerine işte ya birbirinin yerine geçebilecek ürünler var. Bu tür pazara girebilmek nispeten kolay ama rekabet ortamında öne geçebilmek yine de zor arkadaşlar. Son olarak oligopol pazara geldiğimizde ise az sayıda firma var. Ve çok çıktının tamamını ürettiği bir diyoruz. Yani uçak üretimi yapan firmaları düşün. Çok fazla firma yok. Ama üreten birkaç firma var ve birbirleriyle de yarışıyorlar. Yani tam rekabet gibi bir yer değil. Ama birkaç tane tekelci gibi de değil. Birkaç tane işletme bulunabilir. Özellikle son zamanlarda pandemiyle beraber karşımıza çıkan ve şu anda da mesela dijital ortam artık her şey internette sanallaştı. Gerçek dünyanın dışına kaymış durumdayız. Kitaplarımız artık PDF şeklinde bilgisayarda, ne bileyim yazışmalarımız, fotoğraflarımız, her şey ama her şey dijital ortamda yer almakta. İnovasyona geldiğimizde ise yenilik demek aslında. Yenilik dediğimiz şey ya ürün ya da hizmetimiz, aynı ürün ya da hizmet olabilir, bunu farklılaştırabiliriz. Ya da yeni bir ürün ya da hizmet yaratabiliriz. İnovasyon dedi. Sosyal sorumluluk ve iş etiğine geldiğimizde sosyal sorumluluktan bahsetti. Etik dediğimiz olgu ahlaktan geliyor. Düzgün davranabilmek, doğru davranabilmek, doğru işler yapabilmekten, yani doğru, iyi ile kötüyü biliyoruz, yanlışı doğruyu biliyoruz ve ona göre hareket etmekten bahsediyoruz. İşletmenin amaçlarına geldiğimizde ekonomik amaçlar yer almakta işletmenin, tamam, temel amacı kar elde etmek. Ama bunun yanı sıra iki tür amacı var. Biri ekonomik amaç, biri ekonomik olmayan amaç. Ekonomik amaçlar içerisinde karlılık var. Karlıktan sonra ben çok işletme olarak ama bir bakıyorum büyümem lazım. Büyüme derken ister işletmemi, Azerbaycan'da bir işletmem var.
diyelim ki o işletmemi Azerbaycan'ın değişik şehirlerinde Gence'ye kurabilirim. Ya da Gence'de 2-3 tane işletme açabilirim. Ya da Bakü'deyim. Bakü'de 2-3 tane işletme açabilirim. Ya da büyüme derken orayı da geçtim. Zamanla Türkiye'ye gelip işte İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ya da İngiltere'de, Londra'da, Birmingham'da böyle yerlerde işletme açmasından bahsediyoruz. Büyüme derken bundan bahsediyoruz. Sürekli çok önemli. Sürekli faaliyetlerini sürdürebilmekten bahsediyoruz. Bazen işletmeler büyüyorlar ve büyüdükten sonra bir düz şeye giriyorlar. Yani artık daha fazla büyüyemiyorlar. Önemli olan şu, faaliyetlerini devam ettirebilmek. Faaliyetlerini devam ettirebildikleri sürece kâr elde edemeyebilirler ama zarar da etmezler. Çünkü ellerinde yeterince müşteri olacaktır. Faaliyetleri sürdürdükleri sürece sonra yine kâr elde etme olasılığı olacak. Ekonomik olmayan maaşlara geldiğimizde ise burada benim müşterilerden, devletten ve diğer tedarikçilerimden beklentilerim önemli. Onların beni tercih etmeleri, onlardan destek, devletten destek, işte müşteriden destek. Bu gibi beklentiler parayla alınabilecek şeyler değil arkadaşlar. İstemeleri lazım. Gerçekleştirebilmek için de işte ekonomik olmayan amaçlı olarak karşımıza çıkmakta. İşletme fonksiyonlarına geldiğimizde ise bu 8. ünitede çok çok geniş bir şekilde yer alacak arkadaşlar. Sadece bir giriş yapıyoruz şimdilik. Temel olarak üretim, darlama, finansman fonksiyonlarından bahsediyoruz. Ve bu fonksiyonlar müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını ya da mali kaynakları oluşturabilmek için muhasebe finansmandan bahsediyoruz. Bu tür kaynakları oluşturabilmek için yeterli kaynağımız var mı yok mu? Bunlara bakabilmek için işletme içerisinde yer alan bölümlerden, fonksiyonlardan, departmanlardan bahsediyoruz. İnsan kaynakları, araştırma, geliştirme, halkla ilişkiler özellikle son günlerde bu küreselleşme ile beraber karşımıza çıkan, önemli olan ve önemini de gittikçe arttıran fonksiyonel olarak karşımıza çıkmakta. Ama bunlar yan fonksiyonlar olarak geçmekte, temel fonksiyonlar değil. Temel fonksiyonlar arasında pazarlama ve yönetim var. Yönetimsiz hiçbir iş yapmayı düşünemiyoruz. Yönetim derken planlama, örgütleme, aksiyon ve kontrolden bahsediyoruz. Bütün yönetimden sonra aslında diğer fonksiyonlar gelebilmek işte muhasebe olsun, finans olsun ve pazarlama olsun. Bunlardan sonra işte bunlara yardım edebilecek, destekleyebilecek, daha fazla müşteriyi elde edebileceğimiz, ele geçirebileceğimiz yan fonksiyonlarda araştırma, geliştirme ve halkla ilişkiler olarak karşımıza çıkmakta. Sevgili arkadaşlar çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Bu haftalık benden bu kadar. Eğer herhangi bir sorunuz varsa açıklayabilirim. Ama yoksa haftaya kadar sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Teşekkürler hocam, iyi günler. Ben teşekkür ederim, iyi günler.